Ve İzmir'deki yürek yakan patlamaya dair gelişmelerle devam edelim. Sanayi tüpü faciasının ardında acı dolu hikayeler kaldı. Kimi ayakkabı almak için, kimi ise pazar alışverişi için evden çıkmıştı. 5 kişi o patlamada can verdi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltında. Bugün savaş alanına dönen sokakta hasar tespit çalışmaları sürerken facianın tanıkları o dehşet anlarını anlattı. Ayakkabı almaya gitmişti. Evden pazara gittiler. Alışverişe giden de vardı, işinin başında olan da. 5 kişiyi hayattan koparan patlama kabus gibiydi. Geride kalanlar canlarını zor kurtardı. Bir gümleme olduk. Neresi patladı ya? Ayaklarımı yerden kesti benim. İzmir Torbalı'da caddenin kalabalık olduğu saatte Şırdancı'da sanayi tipi tüp patladı. Ortalık savaş alanına döndü. Beş kişinin can verdiği olayda 63 semt sakini yaralandı. Hastaneler doldu taştı. Soruşturma kapsamında tüpü değiştiren kişi ve lokanta sahibi gözaltına alındı. Lokanta sahibi ifadesinde tüpün cumartesi öğleden sonra değiştirildiğini, gaz kokusu almadıklarını söyledi, üzgünüm dedi. Tüpü değiştiren kişi ise sızıntı kontrolü yaptığını öne sürdü. İkisi de adliyeye sevk edildi. Yeni günde savaş alanına dönen sokakta hasar tespit çalışması başladı. Patlamadan zarar gören mahalle sakinleri işte bu alana geldi. Gerekli tespitler yapıldıktan sonra dairelerine çıkıp içerideki eşyalarını alıyorlar. Ulaştık abi şimdi içeride. Solup giden hayatlardan geriye kalansa acı dolu hikayelerdi. İki kız kardeş Birgül Sarsılmaz'la Evin Aslan o gün son kez buluştu. Eşim ve baldızım pazara alışverişe gitmeyin. İşte patlama anına denk geldi. Maalesef kaybettik. İki evladını kaybeden babanın acısıysa tarifsizdi. Bu bir facia yani. Ne gerekirse yapacağız onu. 17 yaşındaki lise öğrencisi Havin Ergin de alışveriş için oradaydı. Ayakkabı almaya gitmişti. Hasarlı evlerinin yanı başında eşyalarını almayı bekleyenler o dehşeti anlattı. Öğle namazını kıldık oğullarımla beraber. Patlama sesi geldi. İçeriye camlar parçalar girdi işte. Oğlumun gözlerini kapatarak çıkarttım ama tam bir mahşer yeri gibiydi. Çok sarsıldı, çok. Cenazeler ailelere teslim edildi. Gebe olduğu öğrenilen Birgül Sarılmaz'la kardeşi Evin Aslan'ın tabutları yan yanaydı. Zeytin almak için gittiği markette yaşamını yitiren 24 yaşındaki Dilek Bağ ise beyaz duayla sonsuzluğa uğurlandı. Zeytin almaya çıktı çarşıya. Canım zeytin çekiyor dedi. Zeytin alacağım dedi. Onun diye